Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Klasik bir hafta ortası İpek Enerji, Koza A ve Kozal hisseleriyle yine karşınızdayız. Bu hafta teknik açıdan sert bir düzeltme ile karşılaştığımız gün sonrasında tepkileri izliyoruz bugün. Yine daha önceki videomuzda belirtmiş olduğumuz İpek Enerji için baz aldığımızda bir ters fincan kulp söz konusu olduğundan bahsetmiştik videomuzda. Bu ters fincan kulp olayında şöyle baktığımızda hemen ilk etapta işte kulp kadar bir düşüşün gerçekleştiğini görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda hisse fiyatlaması bu bölgede bir 31,24 altına sarkmış ve buradan tepki verip tekrar toparlama eğilimi içine girmiş. Bu noktadan sonra arkadaşlar 32,68 direnci var. Hatta bu noktayı biraz daha aşağı sarkıtabiliriz ama teknik açıdan hani şöyle ikili bölge yapalım. Şuradaki fraktalları da sayarsak 32,44, 32,68 arasına kadar tepki üretecek. Bu tepkinin bir düşüş onayı mı yoksa tekrar yukarı devam formasyonu mu olacağını hep birlikte göreceğiz. Kritik olan değer 32,44, 32,68 fiyatlamalarının üzerine atabilirse teknik açıdan hisse tekrardan güç toplayıp üst bölgedeki 35 direncine doğru tekrar gitmeye çalışacaktır. Bu noktada da gözümüz saatlik periyotta grafiğimizde RSI'nin 50 seviyesinin üzerine atıp atamayacağı olmalıdır. Eğer RSI 50 seviyesinin üzerine aynı şekilde 32,44, 32,68 bandını da üzerine atabilirse teknik açıdan önü açılacak ve üst bölümdeki 34 ve 35'li bölgelere doğru hareketlenme devam edecektir. Yani teknik açıdan eğer kritik bölge olan bu fiyatlamanın altına inersek, yani ne demek istiyoruz? Teknik açıdan bir pullback yapıp burada bir ters fileme oluşturup desteği kırıp tekrar aşağı sarkarsak bu sefer fincan kulp dediğimiz bu ters fincan kulp dediğimizin fincan hedefi olan alt bölgedeki 30,32 direncine geri dönmüş olur ki bu noktada da baktığımızda istikametimiz bir daha önceki büyük çanağın onayına kadar inmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu noktayı bu şekilde takip edebiliriz. Teknik açıdan EMA ortalamalarını yakın destek seviyelerini takip etmenizi öneriyorum. Kısa periyotlardaki EMA 55 seviyesinin işte 5 dakikalık, 3 dakikalık, 10 dakikalık hangisinin üzerinde duruyor, hangisinin üzerinde tutunuyor, bunu takip ederek hisse fiyatlamasının tepkilerini ölçebilirsiniz. Bu noktada ben klasik olarak bu tür durumlarda 3 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalık EMA 55 serilerini açıp saatlik EMA 55'in üzerine atıp atamayacağını takip etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın burada biraz karmaşa olarak gözükebilir ama teknik açıdan baktığımızda eğer bu 5, 10 ve 3, 5, 10 dakikalık EMA 55 grafiğinin ortalamalarının üzerine atabilirse teknik açıdan tepki güçlenerek üst bölgedeki saatlik EMA 55'e kadar bir ivme üretebiliyor. Bizim de amacımız bu ivmeyi yakalamak ve bu bölgede işte dediğimiz fiyatlara denk geliyor bakın arkadaşlar. Şu an EMA 55 32,78'de hisse fiyatlaması tepki üretip biz ne dedik? Pullback hattı olarak 32,44 32,68 bölgesine bir temas olabilir. Bu temastan sonra geri çekilme olup olmayacağı önemli olacaktır. İşte bu noktada EMA 55'in kırılıp kırılmayacağını saatlik periyottaki EMA 55'in direnç olarak mı çalışacak yoksa bize yol verecek mi vermeyecek mi? Bunu takip etmek gerekecek. Şimdi kısa periyottakileri kapatınca daha net resim gözüksün diye arkadaşlar bakın EMA 55 serisini hep sürekli kullanmış hisse ihlallerle üstüne atmış, altına inmiş, en sonunda da kırmış, dayanamamış. 4 saatlik EMA 55'e kadar geri çekildikten sonra buradan aldığı tepkiyle şu anda 2 saatlik EMA 55 serisini kırıp saatliğe gitmeye çalışıyor. Bu noktada hisse fiyatlaması 32,28'i geçerse 32,78 denemesi gelebilir diye olayı özetlemiş olalım. Diğer durumlarda da aynı şekilde bu grafiği baz alarak yani burayı izlerseniz aynı şeyi zaten 3 aşağı 5 yukarı Koza A ve Kozal hissesi için de anlatmış olacağız. Bakın teknik açıdan birebir aynı grafiklerle karşılaştığımız için şurada gördüğünüz bir ters fincan kulp görüntüsü var. Aşağıya doğru sarkma 4 saatlik EMA 55'e kadar bir sarkma söz konusu olmuş ve buradan bir toparlama gelmiş teknik açıdan. Biz ne dedik? Yani 3 veya 5 dakikalık artık hangisini tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Onu siz takip edersiniz diye ümit ediyorum. Kendi beğeninize göre. Veya 10 dakikalık daha böyle şey olur. Garantici diyeyim.
10 dakikalık MA55 seviyesinin üzerine atıp atamaması önemli olacak. Bu noktada ise fiyatlaması şu an için 2 saatlik MA55 5680 direncinin üzerine atmış durumda. Önünde 5705'te 10 dakikalık MA55 direnci kalmış ve 5805'e doğru gitmeye çalışıyor. Şimdi bu bölgeyi kapattıktan sonra şöyle baktığımızda ise hisse fiyatlamasında arkadaşlar RSI 30'dan böyle bir tepki ürettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu noktada hacimlere de dikkat etmek lazım. Hacimler saatlik ortalama hacimlerin yani 20 saatlik ortalama hacimlerin üzerine doğru gitmeli ki burada bir güç yakalasın, ivme yakalasın. Öbür türlü arkadaşlar mal dağıtma operasyonuyla karşı karşıya kalırsınız. Bu noktada yine belirtmek istiyorum ki bakın hedef bazlı baktığımızda ise teknik olarak şu bölgeye kadar geri çekilme, alt yeşil kırmızı alanın bir tık altına kadar geri çekilme ihtimali söz konusu olur. Şu an için hisse fiyatlamamızı bizim bahsetmiş olduğumuz direnç bölgesine 57.45'e bir iğne atmış. Bakın geri çekilmiş. Bu noktadan sonra biz ne diyeceğiz artık arkadaşlar? Olayı biraz daha büyütelim. Yakın plana döndürdüğümüzde ise teknik açıdan hemen şöyle bir grafiği şöyle bir bakın filama olayına dönüştüreceğiz. Mumların altlarından desteğimizi çekeceğiz. Bu destek kırıldığı takdirde arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Çünkü ters filama aktif hale gelir. Ki bu noktada da ters filamanın işte şuralarda diyelim çalıştığını varsayalım. Teknik açıdan bizim alt bölgedeki yeşil desteklere doğru sarkma alanı takip edebilir. Bu noktada trend desteği geliyor. Trend desteğinde belki tutulma ihtimali olabilir. 53.35, 53.70. Ama yatay destek olarak hani baktığımızda 56.10 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü gücünü korumasını ifade edebiliriz. Koruyacağını ifade edebiliriz teknik açıdan. Ama bu bölgede dediğim gibi kritik destek bölgelerini izlerken özellikle işte EMA 55'in üzerine atabiliyor olması önemli olacaktır ki o da 58.05 seviyesine geliyor. Şu an için sat konumunu devam ettiriyor hisse fiyatlaması. Biliyorsunuz osilatörlerden de destek alma anlamında baktığımızda RSI ve momentumun da saatlikte ilk etapta bir kere 50 üzerine atması gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu noktada umutlu olup yukarı yönlü potansiyelini korumasını düşünmemiz için bu şartların yerine getirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmış olalım. Evet yine bir benzer grafik ama bu grafik daha çok oboya dönmüş arkadaşlar bildiğiniz omuz baş omuz. Daha önceki grafiklerde biz bu tür çalışmaları yaptığımızda biraz önden çizdiğimiz için tepkiler alıyorum ama artık o kadar çok fazla tecrübe edinip bu grafiklerin çalıştığını gördük ki şaşırmıyorum. Tepki gösterenler de haklı, kimse hissesinin düşmesini istemez. Ama göz göre göre gelen bir formasyonun da görmezden gelmek teknik açıdan yani biraz teknik analiz bilen biri için biraz aptalca bir durum bulur. Bu noktada hisse fiyatlamasının artık kritik destek noktası olan 26.72, 26.56 bandının üzerine atması önemli. Sanırım bu bölgede yine karşımıza MA55 direnci çıkacaktır. Şu an için bir hareket alanı yukarı doğru daha saatlik periyotta MA13 ve 21'in bile üzerine atamadığını görüyoruz. Umarım bu bölgeden tekrar toparlayarak üst bölgeye doğru gidebilir ama dediğim gibi RSI 50 seviyesinin üzerine atamadığı sürece ve MA55 seviyesinin üzerine atamadığı sürece en azından 10 dakikalıkta baktığımızda hisse fiyatlaması 26.98'de 10 dakikalık MA55 ve bunun üzerine bir atarsa teknik açıdan 27.12 27.54 denemesi gelir. Bu noktada da kar satışı gelip gelmeyeceğini yani bu tepkinin bir ters filamaya dönüşüp dönüşmeyeceğini takip etmemiz gerekecek. Yine kısa trende bir şu bölgede verdiği trend demeyelim de tepkiye destek çizgisi çekip beklemek daha mantıklı ve makul olacak diye düşünüyorum. Zira baktığımızda hareket alanı bu şekilde. Yine bunun da bir kopyasını alacak olursak arkadaşlar bahsettiğimiz değerlerden bir düşüş gerçekleşirse teknik açıdan hisse fiyatlamasının 24'lere kadar geri çekilme ihtimali olabilir. Ama baz alacağımız ana destek noktasının 26.86 olduğunu tekrardan hatırlatmamız gerekir diye ifade ediyorum. Şu an için tepkiler güçlenip güçlenmeyeceğini hacimlerden ve RSI momentumdan takip etmek gerekiyor. Özellikle saatlik periyotta dediğim gibi. 15 dakikalıkta işler iyi gibi gözüküyor. Yani 15 dakikalık grafiklerde baktığımızda momentum toparlamış. RSI'de açarsa ona da bakacağız arkadaşlar. Teknik açıdan
RSI de 50 seviyesine dayanmış durumda. Eğer bunun üzerine atarsa bahsettiğimiz saatlik periyotta görmeye çalıştığımız ortalamalara doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bu ortalamaları yakın periyotta takip etmenizi tavsiye edebilirim. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.